Kalkan. Sen bu el bir tık yavaş attın. Sen neydin? Sen de kalkanı salla. Amerika, kaptan. Amerika. Kaptan Amerika mı? Yoksa adı keçi Doktor Strange mi? Ta 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 ta. Biraz daha. Bila, şaka yok be. Halk mı? Şaka yok. Bu işin şakası yok Barış. Vallahi yok. Halk mı? Şirin baba mı? Halk mı? Göstereceğim sana Şirin babayı. Gösteremezsen ben göstereceğim halk. İyi, kim kime gösteririz artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vah. Evet, hepsi artık yakın arkadaşlar ama bir yandan da bir mücadele içindeler. Dün de bunun bir örneğini yaşadık ama tabii biraz da canlı yayın olduğu için böyle herkesin yelkenler suda, herkes bir melek modunda böyle, değil mi? Canım benim, cicim benim, bir yerin ağrıyor mu, su içer misin falan tadında. Evet. Güzel normal. Ama ya, vallahi bak biz de olsak öyle olacağız belki. Hepsi iyi insanlar. Bak bir Berkan'a bakıyorsun ne kadar efendi, Barış'a bakıyorsun aynı şekilde ne kadar efendi, Yasin... Hepsiyle arası iyi. Cemalcan desen harbiden böyle soyadının hakkını veren bir adam. Candan seviyor. Sevdiğini değil herkesi. Bak bu çok önemli bir şey. Adamın bu sene kötü olduğu kimse yok mesela. Evet. Değil mi? Tabii yani bizar, harbi bizar can seven şey. Soyadı evet. Adam hak ediyor yani. Öyle candan yani, seviyor. Agresif bir insan değil. O yapıda bir insan değil. Ve hiç zaman o diyaloglara zaten girmedi. Evet. Daha çok yapıcı ve birleştirici evet, olan. Yani. Mesela Barış'a gelirsek de başlarda sessizdi ama aslında konuşması gerektiğini, konuştuğu zaman ne kadar iyi ilişkiler, arkadaşlıklar kurabileceğini sadece biz değil bence o da anladı. Mesela bence Barış'ın belki hayatla ilgili çıkarabileceği ders de bu olabilir. Hani... Çünkü biraz o da diyor ya, başında söylemişti Survivor'ı sanırım. Hani benim çok arkadaşım yok, biraz böyle sessiz, sakin, evet. İçine kapanığımdır demişti. Aslında o kadar da içim, mesela ben öyle değil miydi? Ben tam tersiyimdir, anlatabildim mi? Çok böyle şey yaparım, konuşurum, ederim, selam veririm, selam almaya çalışırım. Böyle hani şey gezmem, kafam aşağıda yürümem bir yerde. Kafam yukarıda yürürüm. Bana bakan birine de ki muhakkak selam veririm. Yani... Barış mesela bize o yönünü gösterince güzel arkadaşlıklar kurabileceğini de anladık. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konu hakkında kötü yorum yapmayacağım şu noktada. Artık sona gelmişken eski bir şeyi değerlendirmek istemiyorum. Hı hı. Ama sana tabii katılmadığım çok aşikar. Çünkü bununla alakalı ben çok farklı yorumlar. Biraz klimayı açabilir miyiz? Bora bizi terletecek galiba. Bununla alakalı çok farklı yorumlar yaptım. Ama sona gelmişken artık, yani final öncesinde de. Çok kötü yorumlar değil de keskin. Şey evet yani eleştirmek istemiyorum bu noktada çünkü bu konuyla alakalı fikirlerimi zaten beyan etmiştim ben arkadaşlıklarıyla alakalı yani, sadece Barış'la alakalı değil şu an mesela adadakilerin Barış'ın Cemal'le ya da Berkan'la arkadaşlığı sana geçmiyor mu? Yani o insanların o kadar samimi olması bana çok suni gelmiş. Şimdi burada oturup da bununla alakalı güzel bir yorum yaparsam o zaman beni etiketledikleri videodaki gibi tutarsız olurum söyledikleri gibi ama o yüzden bu konuyla alakalı kötü bir yorum da yapmak istemiyorum. Çünkü geçmişte kaldı. Güzel bir bölüm izledik. Onlar arkadaşlarına güveniyorlar. Hı hı. Ama ben bunu suni bulduğumu söylemiştim. Yani dışarıda görüşmeyecek mi bu insan? Dışarısı onu, farklı ama ya. Onu, o başka bir şey. Yok, onu bilemem. Saçma bir soru. Geri aldım soruyu. Onu bilemem gerçekten. Ama şey görüşürler görüşmezler ama şu an Survivor içerisinde. Bundan bir ay, bir buçuk ay önce işte o yakınlaşmalarına yani bir ay önce o yakınlaşmalarına tam o şeyde bireysele döndüğü zaman ben bir noktada eleştirmiştim bunu. Bununla alakalı da şu an güzel bir yorum yapamayacağım. Çünkü öyle senin gibi inanmıyorum ve düşünmüyorum. Ya şöyle aslında benim inanmam da şu noktada. Yani niye güldün damla? Gördüğüm çok kadarıyla. Çok keskin yorumlar yapıyorsun. Yok keskin ya yorum yapmıyorum işte yani. Ya ama sen böyle bir insansın. Yani biz seni tanıyoruz mesela. Sana tamam. Bir yanlış yapıldıysa sen orada böyle bir çizgine yok, belirlersin ve olabilir. Artık ona tabii göre hareket edersin. Tabii insanlar farklı. Bana hani geçmiyor. Bir şeyleri esnetme gibi bir payın olmuyor. Evet. Belki de bu kötü bir şey. Evet. Aynen. Belki de kötü bir şey kimine bu. Kimine göre iyidir, kimine göre kötüdür. Şey de olabilir bu. Yani bir yarışmacı için konuşmuyorum ben ama genel olarak konuştuğum zaman da birisine karşı çok ön yargılı başlayabilirsin o arkadaşlık ya da bir çıkar üstüne kurulu bir arkadaşlığa da başlayabilirsin. Öyle bir adım atabilirsin. Sonrasında o insanı tanımaya başladıkça kesinlikle da olabilir. Belki kendi içinde de bu durumu değerlendirip şey diyebilirsin. Ya ben çok gerçekten ön yargı yapmışım.
özünde çok iyi bir insan. Sonradan böyle çok iyi giden bir dostluk da olabilir bu. Şimdi o yüzden evet, hani ama... o durumlarda bizim esnememiz mi gerekiyor? Hani şu an sana göre yorum yapıyorum. Sen böyle çok keskin ya, çizgileri olan bence bir ne zaman esneyebilirsin biliyor musun? Bana göre. Şimdi iki bireyi ele alıyorum. Dört ay geçirmişler. Hiçbirbirleriyle alakalı yoklar. Alakaları yok pardon. Son noktaya geliyorlar. Bir anda böyle çok kaynaşıyorlar. Şimdi o dört aya bir bakarım ben. Bir problem yaşamışlar mı? Birbirlerine kötü sözler söylemişler mi? Birbirlerinin işte kavga edecek kadar böyle bir yakınlaşma olmuş mu? O noktada bana inandırıcı çok gelmiyor. Ama dört aya bakarım. Birbirlerine çok kötü sözler söylemişler. Birbirlerini çünkü tanımamışlar çok. Bir noktada birleşmişler. O zaman bir sorgularım. Gene bir seçenek daha, başka bir seçenek daha bırakırım ama bu kadar böyle keskin şeyler yaşadığında sonra bir anda böyle çok arkadaş yanlısı keskin olmak. Keskin olay ne mesela? Berkan'la Barış arasında yaşanan. Ya bir kere ben Cemal'le Berkan'ın samimiyetsiz bulduklarına inanmadıklarını söyle. Şimdi inanmadığım bir insana demek ki bir şeyler yaşamışsın. İnanmadığım bir insanla bu kadar yakın olmak ben sadece Barış tarafından bakmıyorum. Berkan tarafından da. Suni geliyor bana bu. Ama bir şey soracağım. Yani bunu dedikleri zamanlar Berkan'la Cemal, Barış'la çok da bir paylaşımları olmamıştı. Çünkü Barış'ın şöyle bir süreci var. Ünlüler takımında... aynı takımdaydılar. Bir dakika. Ünlüler takımında çok istenmiyor, sevilmiyor gibi gördük. Hatta bir oylama yapılacaktı. Karşı tarafa bir kişi geçecekti. Barış dedi ki bu oylamayı yapmayalım. Ben kendim geçmek istiyorum dedi. Barış... Gönüllere geçti. Gönüllerde bir iki hafta geçtikten sonra Cemal'le Berkan'ın böyle bir açıklaması, Cemal'in böyle bir açıklaması vardı. Evet. Evet. Sonra Berkan da böyle bir şeyler söyledi. Ama bu insanlar bir kere daha Barış yeni geldiğinden, bir de karşı taraftan böyle çok sevilmediğinden, yani o an hissettikleri enerjiyle bir yaklaşamadılar. Zaten. Evrim de söyledi. Onun dışında Barış geldiği an kimle iyi oldu adada? Evrim'le. Evrim adada. Gönüller takımının en sevmediği demeyeyim de en uzak bulduğu kişiydi. Şimdi biri geliyor karşı takımdan. Karşı takımda çok sevilmiyor. Hani problemli olarak geliyor. Belki düşünce olarak. Geldiği gibi de senin adada en problemli insanın yanına gidiyor. Adadaki en sempatik kişilerden biri Yasin de Barış'la bir sıkıntı yaşıyor. Şimdi ister istemez Barış'a karşı bir ön yargın 3-5 kat olur. Ama sonrasında... Aradaki bazı işte ödüller yaşanması, oyunlar yaşanması, zaman geçirilmesi bu iki kişiyi birbirine arkadaş olarak biraz daha bağlamış olabilir. 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 Yani ben mesela buna bu kadar proje arkadaşlığı gibi ya da stratejik bir arkadaşlık gibi bakmıyorum. Çünkü bu arkadaşlar yakın yaşlardalar. Survivor'da kapalı zor bir ortamdalar. Ödüllere gidiyorlar. Gittiği ödüllerde beraber eğleniyorlar. Eğlendikçe birbirlerine yaklaşıyorlar. Geçen gün aynı örneği vermiştim. Ben Survivor'da uzak olduğum biriyle bile ödülde bir yakınlaşıyordum. Bunu 2-3 kere yaşasam, bir de birbirini eleme gibi hareketler çekmiyorsan, çünkü Barış'ın Cemal'e ya da Berkan'a, Berkan ya da Cemal'in de Barış'a karşı böyle potaya yazma olayı çok böyle hani sinir harbi şeklinde olmadı. Birbirlerini ısırmadıklarına göre, beraber de ödüle gittiklerine göre... Nisa da vardı. Nisa da mesela Barış'ı ve Berkan'ı çok sevmeye başlamıştı ki Nisa Barış'a gidip hesap sormuştu. Bence mesela Survivor'daki en tuhaf, en garip cümlelerden biri buydu. Evet. Sen buraya neden geldin dedi. Ya da sen Survivor'a mı neden geldin dedi. Hangisini demişti? Sen Survivor'a neden geldin? Çünkü sen buraya neden geldin'in bir mantığı var. Karşı takımdan geldiğin gibi ama sen Survivor'a niye geldin diye sorgulama hakkı kimsede yok. Yani bir hata yaparsan Acun abi de vardır. Normal zamanda onun bile buna hakkı yoktur. Seçilmiş gelmiş. Bunu Nisa ona soramaz. Hele ki Nisa'nın takımda en çok problem çıkardığı zamanlar. Evet. Sonrasında bence Nisa da Barış'ta bir şey buldu. Bak, ve arkadaş bunlar oldular. Bunlar ne biliyor musun? İki taraflı olabilecek şeyler. Yani ne sadece Barış ne diğer yarışmacılar. Hani ikisi birbirine karşı bir cephe almış olabilir. İnsanlar birbirlerine karşı ön yargılıdır genellikle. Hani kendilerini korumak için olabilir ya da bir topluluk içerisinde dışarıdan gelen ve sorun yaşayan bir insan olunca dolayısıyla kafanda bir ön yargı oluşur. Ama daha sonrasında Barış'ın değişmesi, konuşması, arkadaşlarının ona el uzatması, işte bu boya olayı vardı galiba.
Daha çok orada kaynaştılar. İşte boyayı aldılar, onun yüzüne sürdüler falan filan. Ya bunlar keyifli bir dakikalar olduğu için de işte iki tarafın adım atması lazım birbirlerini tanıması için. Dolayısıyla ortaya da artık böyle hani zaman geçirdikçe, ödüllere gittikçe bu sefer daha çok keyif almaya başladılar. Belki Barış bir hikayesini anlattı. Normalde hiç kimseyle paylaşmadığı bir şeyi oturduğu zaman artık o insanlarla paylaşır oldu. Vesaire derken arkadaşlık doğmuş oldu. Hani ben de ilk başta belki bu ön yargılar ya da kafasında Barış'ın ya da diğer yarışmacının hani biz konuşmayalım, görüşmeyelim ya da Barış adım atarken ben şey yapayım hani bir proje arkadaşça biraz daha stratejik düşüneyim gibi adımlar atılmış olabilir. Her iki taraf için de konuşuyorum. Barış ve diğer yarışmacılar için. Böyle ama daha sonrasında bu belki gerçekten iyi bir arkadaşlığa ve arkadaşlığa dönüşmüş olabilir. Birbirini tanıdıkça.